Bakanımız bugün ilimize güzel bir çıkartma yaptılar. Beraberlerinde bağlı genel müdürlerimiz, daire başkanımız. Geldi. Bu mesleleri ben dersin. Hepinizin böyle güzel bir günde. Ona da el atıyoruz. Bu konuda çalışmalar atıyor. Zaten Sayın Basın Mensupları, ben buraya sadece bir tek bakan olarak gelmedim. Buraya bütün yatırımcı genel müdürlerimiz, İçişleri Bakanlığı'nı tanıyoruz. Dolayısıyla inşallah vaadiniz de burada çok önemli. Sebebiyle bizim meşhur Karaca mağaramız var. Bilebilir enerji diyoruz Sayın Bakanım. Pestil kemiği ve versiyonlarından ağaçlandırız inşallah. Doğu Karadeniz bölgesinde yaklaşık 300'e yakın bir HES projesi var. Evet, HES. Bazıları yapılıyor efendim. Yapılıyor. Geç kalmış, 30 yıl önce yapılması lazım. Tepkiler de oluyor Sayın evet. Bakanım. Bu tepkiler vatandaşları aydınlatma konusunda bir şeyler söylüyor. Evet. Efendim bir defa HES'ler bizim elektriğin sigortası. Su akıyor. Bu, özellikle dereler, buradaki derelerin çoğu vahşi deredir. İlk yamaçlar var. Bunları kontrol etmek için bir HES'ler yapılmasa biz zaten oraya mecburen tersip bentleri, bir takım ıslahlar yapacağız. Dolayısıyla HES'ler hem taşkınlara için faydası oluyor, hem enerji üretimi, temiz enerji üretimi. Şimdi tabii tepkilerin sebebi şu, tepkiler deniliyor ki, hakikaten ben bunu Bayburt'ta da söyledim. Efendim bu sular firmalara satılıyor, siz içme suyu alsanız bile veya sulama suyu alsanız bile bunu firmadan parayla alacaksınız. Bu tamamen kuyruklu yalandır. Böyle bir şey yok. Biz evvela içme suyu olsun, vatandaşın sulama suyu, bütün ihtiyaçları, onların kadim hakları muhafaza ediliyor. Öyle bir şey yok. Fazla suyu, enerjisini alıyor. Dolayısıyla temiz enerji üretiyor. Bu bir. İkincisi diyorlar ki çevreyi tahrip ediyor. Biz en çok Solaklı'da, hemen Trabzon'da, Solaklı Vadisi'nde münakaşa oldu. Bunun üzerine biz Solaklı Vadisi'ndeki bütün mevcut derenin HES'lerden önceki resimlerini tespit ettik arşivimizde. Şimdi biz Solaklı Vadisi'nde HES'ler yapıldıktan sonra orada muazzam bir düzenleme yaptık. İnşallah 5 Mayıs'ta da bunun açılışını yapacağız. Muhteşem bir vadi haline getiriyor. Adeta bir tabiat harikası. Ve bunu göstereceğiz. Yani HES'lerin tabiatı tahrip etmediğini, bilakis daha da güzelleşmesine vesile olabileceğini bütün vatandaşlara göstereceğiz. Tabii bu arada olabilir. 1000 taneden bir tanesi yanlış yapmışsa zaten onun cezasını veriyoruz. Başlangıçta birkaç firma çıkan malzemeyi dere yatağına boşalttı, yamaçlara attı. Onlara cezasını verdik. Ama şu anda herkes çete uygun olarak çalışmak mecburiyetinde. Çete uygun hareket etmeyenleri zaten hemen durduruyoruz, cezasını veriyoruz. Gerekirse ruhsatını iptal ederiz. Herkes doğru düz çalışınca HES'ler ülkemiz için çok faydalı var. HES'ler çünkü bizim enerjimiz hep dışa bağımlı. Hem dışa bağımlılığı azaltmak. 45 milyar dolar düşünün her yıl dışarıya enerjiden dolayı para veriyoruz. Cari açığımızın temel sebebi de bu. Dolayısıyla bu hidroelektrik santraller ülkemizde gerçekten kalkınmanın lokomotifi olacak. Ayrıca arz güvenliği, enerji çeşitliliği, dışa bağımlılığın azaltılması gibi önemli katkıları var. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ben özellikle rica ediyorum. Hiçbir şekilde vatandaşlarımızın veya çevrenin zarar görmesine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Deredeki yeteri kadar can suyu dediğimiz mansaba bırakılacak suyu zaten bırakıyoruz. Bunu DSR ise sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, rüzgar enerjisine yararlanma diye herhangi bir... Rüzgar enerjisiyle ilgili tabii her yerde rüzgar enerjisinden istifade etmek mümkün değil. Ve bazı yerler rüzgar potansiyeli büyük. Onlar da zaten firmalar gerekli müsaadeyi alıyor. Rüzgar enerjisi de biliyorsunuz teşvik ediliyor. Ama rüzgar sürekli esmediği için elektriği depolamanız mümkün olmuyor. Elektriği depolamanın tek yolu suyu barajlarda biriktirmek. Gerektiği zaman pik saatlerde veya acil ihtiyaç olan zamanlarda hemen aniden birkaç dakika içinde devreye sokarak elektriği vermektir. Dolayısıyla barajlı HES'lerin yani barajlı hidroelektrik santrallerin böyle muazzam bir faydası var. Pik saatlerdeki
ihtiyacı karşılamak gibi muazzam bir faydası var. Başka türlü bunu karşılamaz mümkün değil. Çünkü termik santraller veya doğalgazlı çevrim santralleri sabit bir şekilde bir elektrik veriyor. Rüzgar da estiği zaman veriyor. Öbür taraftan ihtiyacı olduğunuz zaman pik saatlerde bunu nereden karşılayacaksınız? Bunları barajlardan karşılıyoruz. Şu anda 4 tane ampulden bir tanesi şu an barajlardan sağlanan elektrikle aydınlanıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım. Sağ olun. İkibeyli alakalı kanun biliyorsunuz hükümet tasarısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Bundan bir ay önce esas komisyonda görüşüldü. Ben sunum yaptım. Oradan alt komisyona gitti. Alt komisyonda da görüşüldü. Esas komisyona geldi. Yaklaşık 10 gün önce esas komisyonda karara bağlandı. Genel kurulda, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda görüşülmek üzere meclise sevk edildi. Sıra en kısa zamanda görüşülecektir tahmin ediyorum. En geç bir ay içinde görüşülür, karara bağlanır diye ümit ediyoruz.